Hepinize merhabalar dostlarım, arkadaşlarım. Bugün sizinle birlikte CS 1.6'da bilinmesi gereken kodların 3 ve 4. bölümüyle karşınızdayım. Bayağı bir videosunu yaptım, 3-4 tane. İyi butonundan ulaşabilirsiniz. Oradan diğer 3 videoyu gidip izleyebilirsiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizin işinizi kolaylaştıracak, 1.6'da daha iyi oynamanızı sağlayacak kodları göstereceğim. Videoyu dikkatli izleyip sonuna kadar izleyip bütün kodları teker teker yazarsanız oynamanıza biraz ilerleme olacak. Tabii bunu bir günde değil de bir ay deneyerek yapabilirsiniz. Bütün kodlar açıklamada var. Bir link bırakacağım size, tıklayarak onu indirebilirsiniz kodları. Okuyamayanlar için bırakacağım. Tıklayıp indirebilirsiniz kendinizi geliştirmek için. Abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Yorumlara fikirlerinizi yazabilirsiniz. Bildirimler açarsanız çok mutlu olurum. İyi seyirler. İlk kodumuz botları ekleyip silebilmek için, yani daha doğrusu ısınmak için. Bu şekilde yaparsanız ısınmanızı daha iyi yapabilirsiniz. Bot at T veyahut da city yapmak istiyorsanız bot at city yapacaksınız. Tamamen önden kaldırmak için bot kick yapacaksınız. Bunu bilmeyen arkadaşlar hala var, bana soruyorlar bazen oradan buradan. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. İşte kaç kere ekleyecek iseniz durmadan onu yazıyorsunuz. İşte 5 kere ise 5 kere yazıyorsunuz. 5 tane bot geliyor. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz bot kısımlarını. Sonrasında da ısınmanız bittiği zaman kaldırmak istiyorsanız bot kick yapıyorsunuz ve bütün botlar gidiyor. Yani hiçbir tane bot kalmıyor, sadece siz kalıyorsunuz oyunda. O şekilde oynayabilirsiniz. Diğer bir kodumuz ise bot stop 1. Bot stop 1 attığınız zaman botlar duruyor. Bot stop 0 attığınız zaman botlar hareket ediyor. Daha doğrusu yani şöyle diyeyim size. Oyunu başlattığınız base bölgesine gidiyorsunuz. Siz T'seniz City'nin base'ine gidiyorsunuz. Ve adamlara sıkıyorsunuz ama adamlar hiç hareket etmiyor. Çünkü bot stop 1 attığınız zaman botlar hareket etmiyor. Bu şekilde adamlar daha iyi vurabilirsiniz ve eğiminizi bir şekilde geliştirebilirsiniz. Daha iyi vurmak için bot stop'ta da hareket ediyor işte. O şekilde yapabilirsiniz. Burada size ayarları göstereceğim. Şimdi log kısmına girelim. Log kısmında zaten gördüğünüz gibi bir şey yok. Voice kısmında sesler sonuna kadar açık. Gördüğünüz gibi işte burada da mikrofon ayarlayabiliyorsunuz. Video kısmında renderer kısmı OpenGL'i bunu da kullanıyorum daha iyi. Display mode normalde. Bunlar da en sonunda daha aydınlık olması için. Color quality Higgs 32 bit, onu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Buradan da 640'da 480 daha iyi oynamak için. Audio kısmından ise bunu en son çektim, bunu da yara getirdim, yaradan biraz geride. Buradan high seçtim. High, sonra mouse kısmından sadece mouse'luk açık ve sensitivity 1.3. Öyle kullanıyorum, daha iyi oluyor 1.3'te. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Keyboard kısmında da işte burada görüyorsunuzdur ayarları. Durdurup ayarlayabilirsiniz hangisini, hangi şeyi kullanıyorum. Yürüme tuşu falan filan, anladınız siz işte. Hangisini kullanıyorsam işte durdurup bir izleyebilirsiniz. Multiplayer kısmı işte bunu onu işte kullanıyorum işte, burası da durdurup yine yapabilirsiniz. Bunu da anlatmaya gerek yok. Radar type'ı da soyu taparsanız daha belirgin olur. O şekilde. Bunda video menüsten all time menüsü yaparsanız daha iyi olur, FPS'inde bir artış olur. Böyle de bu şekilde yapıyorsunuz ve OK'ye basıp kullanıyorsunuz. Diğer kodumuz ise botlarla oynarken, yine botlarla ilgili paranızı ayarlardan ayarlamak yerine konsoldan ayarlamak için şunu yapıyorsunuz. MP stat money işte kaç istiyorsanız, 800 istiyorsanız 800, ondan sonra 16.000 istiyorsanız 16.000, yani kaç paranız olmasını istiyorsanız, kaç bin dolar istiyorsanız onu yazarak bu şekilde oynayabilirsiniz. Zaten ben hepsini açıklamada vereceğim. Tıklayarak linke tekme işte kodları görebilirsiniz. Hiç uğraşmanız gerek yok videoyu takip ederek. İzleyin de videoyu. Hangisinin nerede kullanıldığını görün. O şekilde kodları açıklamaya bırakacağım. Siz de bunlardan yararlanabilirsiniz. Bu kodumuz ise otomatik silah almak için. Hani mesela yaptığınız gibi işte B, A, 2 falan filan, hiç uğraşmanıza gerek yok.
İşte B4i o şekilde biliyorsunuz siz. Ben söylememe gerek yok. Bin F2 Autobuy yazdığınız zaman direkt olarak silahınız eline gelecek bu şekilde otomatik bir zaman kalabilirsiniz. Yine ekranda yazıyor zaten kod. Anlamayanlar için işte ekranda yazıyor. Bu şekilde yaparsanız otomatik olarak silahını alırsınız ve zaman kaybı kazanırsınız. Bu kodunuz ise ekrandaki yazıları kaybetmek için mesela oyun oynuyorsunuz ve dikkatiniz dağılıyor yazılardan. Bu Sitex yazıyorsunuz bir yazarken işte 1 ve 2'de ayrılıyorsunuz. Pardon 1 ve 2'de 1 ve 0 ayrılıyorsunuz artık onu kendinize göre. Rahatsız olursanız kapatıyorsunuz. Sonra görmek için yazdıklarını açıyorsunuz. Bu şekilde görüyorsunuz kimin yazdığını falan filan. Bu şekilde yapabilirsiniz Sitex ayarından. Diğer bir kodumuz ise bu Sitex kodunun yani bu yazıları gördüğünüz süreyi ayarlamak için gereken bir kod. İşte kafanızı da ayarlıyorsunuz. İşte 10 yazarsanız biraz duruyor geçiyor. Sonra 1 yazarsanız hızlı hızlı geçiyor. 100 yazarsanız hiç geçmiyor. Zor geçiyor. O şekilde bu kod da bu şekilde bir kod. Bu kodumuz ise konsola yazdığınız komutlar veyahut da işte oynarken konsola bir sürü şey oluyor. Görmemek için clear yazıyorsunuz ve bütün her şey gidiyor. Yani nasıl diyeyim? Gördüğünüz zaman gözünde kaba gelebilir. Clear yazdığınız zaman bütün hepsi gidiyor. Bu şekilde de bunu yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve yorumlar kısmına video fikirlerinizi yazabilirsiniz. Şu an ekranda Instagram adresim gözüküyor. Oradan takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa oradan da sorabilirsiniz. Ama önemli olan şey şu. Abone olduğunuz zaman şu bildirimleri açın ki her video attığım zaman size bildirim gelsin. O şekilde videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia.